harçını. İster misin tanımayı, kabul eyin harçını. Emir onlara gelince, çocuklar sevinince, karşı sana gülümser, evlenmek istersinler. Bir doğum filizlenir, sergilir çiçek açar. Sırlar açığa çıkar, meraklanır çocuklar. Bir doğum filizlenir, sergilir çiçek açar. Sırlar açığa çıkar, meraklanır çocuklar. Çık ortaya da. Herkes uyandı. Kuşlar, çiçekler, böcekler ve tabii arkadaşlarım. Her gün onlara günaydın demeyi çok seviyorum. Yemeğini yedirdikten sonra seni uyutacağım, tamam mı? Hop. Doyduğunu biliyorum. Ama sadece bir kaşık kaldı. Hadi, bu sonuncusu. Aç bakayım ağzını. Hop, aferin sana. İşte bitti. Ağzını da silelim. Evet. Şimdi uykuya hazırsın. Aslında yemekten sonra ellerini yıkamalısın. Dişlerini de fırçalamalısın. Ama daha çok küçüksün. Ellerini ve ağzını ben temizleyeceğim. Zaten daha dişlerin de yok. Hadi bakalım. Uyku vakti geldi. Uyumak istemiyor musun? Ama uyumalısın. Ninni söylememi ister misin? Yuvada yavru kuş ninni, erkenden uyumuş ninni. Yum sen de güzel gözlerini, gül yüzlü yavrum ninni. Göklerde ay salmış ninni, yıldızlar kaybolmuş ninni. Yalçın, sessiz ol lütfen. Merhaba Gülçin. Merhaba. Burada var mı? Yok. Nerede? Nerede acaba? Burada var mı? Yok. Burada. Orada var mı? Orada da. Gül yüzlü yavrum ninni. Sende güzel gözlerini. Gülçin, ipini alabilir miyim? Ne yapacaksın ipimle? Narçın'la ormana gidiyoruz. Keşif yapacağız. Bir ipe ihtiyacımız var. Tabii alabilirsin. Teşekkürler Gülçin. Gülçin, sen de bizimle gelsene. Hem piknik de yapacağız. Elmer bize çok güzel bir piknik sepeti hazırladı. Hayır, gelmek istediğimi sanmıyorum. Peki, sonra görüşürüz. Görüşürüz. Keşke Nurçin burada olsaydı. Onunla bir sürü şey yapardık. Canım hiç sıkılmazdı. Hey dostum, yiyecek bir şeyler mi görüyorum? Tam da karnım acıkmıştı. Bunlar çocuklar için Kakule. Madem o kadar acıktın, neden gidip kendine yiyecek bir şeyler bulmuyorsun? Hep çocuklara, hep çocuklara. Bir kere de benim için özel bir şeyler hazırlasana. Beni davet etsen ne olur sanki, ha? İstersen menüde olmasını istediğin yemeklerin listesini de ver Kakule. Biraz düşüneyim. Elmalı kurabiyeler, biraz meyve salatası, çikolatalı pasta. Hayır, iki çikolatalı pasta. Böğürtlenli çörekler. İçecek olarak da kavun şurubu. Yok. Bu mevsimde kavunlar iyi olmaz. En iyisi üzüm suyu. Yarım bardak havuç suyu olsun. Biraz da muz ezmesi olsa. Biraz da fındık ezmesi fena olmaz hani. Tatlı olarak da çilekli ve fıstıklı dondurma. İşte bu kadar. Sadece bu kadar mı? Kakule. Tamam canım. Sadece çikolatalı pasta olsa yine de olur. Bir de dondurma. Şöyle
çilekli çikolata. Aa, ama dikkat et, sen de düşüp ayağını kırma. Hoş geldin Gülçin. Sen de pikniğe gidiyor musun? Hayır, ben pikniğe gitmiyorum. Emin misin? Sonra pişman olursun bak. Elmer sizin için neler hazırlıyor. Ormanda piknik yapmak çok eğlenceli olabilir. Ormanda daha bir sürü şey yapabilirsiniz. Hayır, eğlenceli olacağını sanmıyorum. Yalçın ve Narçın keşfe çıkacaklarmış. Sonra da top oynarlar. Ağaçlara tırmanırlar. Evet, doğru söylüyorsun. Kelebekleri ve zavallı kuşları kovalarlar. Sana katılıyorum. Elmer, bu konuda bir şeyler yapman gerek. Korkuluk yetmezmiş gibi bir de bu afacan çocuklar yok mu? Kakule, benim arkadaşlarım hayvanların hiçbirine zarar vermezler. Onlar sadece oynarlar. Onları çok severler. Ya bilirim ya. O yalçın her gıdık başında tüylerimin ne kadar zarar gördüğünü biliyor musun? Gördün işte. Yalçın ve Narçın'la ormana gidip ne yapacağım ki? Sonunda bir de kavga ederlerse. Yok canım. Etmezler belki. Senin de ilginç bulacağın bir şeylere rastlayabilirsiniz. Ya sanmıyorum, etmezler. Hiç ederler mi? Elmer, keşke Nurçin burada olsaydı. Onunla her zaman çok eğlenirdik. Onu çok özlüyorsun değil mi? Evet, onu çok özledim. Ay, ben de Nurçin'i çok özledim. Keşke burada olsaydı. Gülçin, Nurçin'i görmeye ne dersin? Gerçekten mi? Gidebilir miyiz? Neden olmasın? Yaşasın. Hadi gidelim. Hemen olmaz. Önce yapmam gereken ufak tefek işlerim var. Hem sen Nurçin'e bir hediye yapmak istemez misin? Evet, elbette. Ama ona ne götürebilirim? Gülçin, Nurçin'e Elmer'ın yaptığı çöreklerden götürebilirsin. Kakule, seni ziyaret etmemiz gerekirse bunu hatırlarım. Nurçin çiçekleri çok sever. Ona çiçek götürebilir miyim? Bu harika bir fikir. Sence bu sarı çiçekleri beğenir mi? Evet, eminim çok beğenir. Peki. Bak, ben işlerimi yaparken sen de benim budama makasımı alıp bu çiçeklerden Nurçin'e güzel bir demet hazırlayabilirsin. Peki, makasın nerede? Ne güzel çiçekler. İşte burada. Hadi sana kolay gelsin. Gülçin, dikkat et, makasla oynanmaz. Kakule, sence de Nurçin bu çiçekleri sever değil mi? Sevmek de laf mı? Bayılır, bayılır. Bu biraz kısa olmuş. Bu da uzun oldu. İşte bu iyi. Ne çok uzun, ne de çok kısa. Diğerlerini de bu boyda kesmeliyim. La 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 la. Hadi soruma cevap ver. Uzun cetvel, kısa cetvel. Uzun kalem, kısa kalem. Uzun merdiven, kısa merdiven. Uzun pantolon, kısa pantolon. Örgü. Uzun bir örgü, kısa bir örgü. Fatma teyzenin örgüsü uzun. Ayşe teyzenin örgüsü kısa. Uzun, kısa, daha kısa, kısa, uzun, daha uzun. Sincap ailesi için en kısa yol hangisi? Bu yol uzun. Bu yol biraz daha kısa. Bu yol kısa. Nurçin çiçekleri çok sever, çok. Evet ama o zaman bu çiçekleri kesemem. Çünkü Nurçin çiçeklerin koparılmasına çok üzülür. Gülçin, bu çiçekler bugün yarın solacak. Çünkü ömürleri kısa.
Ne kadar yazık. Dün Elmer'da kesip komşumuz yaşlı teyzeye götürdü. Görsen öyle sevinmiş ki. Yaşlı teyze de Nurçin gibi çiçekleri çok seviyor. Ama bu çiçekleri de kim sevmez ki? Mis gibi kokuyorlar. Onlardan bazılarını kesip Nurçin'e götürürsen Nurçin kendini Elmer'ın bahçesinde gibi hisseder. Bu iyi fikir. Daha önce ben niye düşünemedim ki? Üstelik bu sarı çiçeklerin çok açmışlarını kestiğinde yanlarındaki bir sürü küçük tomurcuk çiçek olur. O zaman yanlarındaki tomurcukları kesmemeye dikkat etmeliyim. Aman dikkat et, aman sakın tomurcukları kesme. Çiçekler azalmasın. Buradan çok güzel görünüyorlar. Onları seyretmeyi çok seviyorum canım. Sadece seyretmeyi mi? Bazen atıştırdığımda olur. Kakule, ilk geldiğimiz günü hatırlıyor musun? Hani Nurçin çiçeğini düşürmüştü. Dur, ben bir bakayım. Belki de bir şey olmamıştır. Topraklar hep yerlere dökülmüş. Lütfen üzülme arkadaşım. O benim en iyi arkadaşımdı. Ne yapacağım ben şimdi? Bak, kırılmamış. Ama eğilmiş. Dur cicim, beni hıçkırık tuttu da bana su getirmişti. Hıçkırığın geçmesi için su içmelisin. Neyse ki sonunda hıçkırığın geçmişti. Evet, iyi ki geçmişti. Nurçin'le hep salıncakta otururduk. Seni çok seviyorum Ziliş. Bak. Bir keresinde sana bir şemsiye gelmişti. O gün beni ne çok yormuştunuz. Evet, hatırlıyorum. Papatyalar dönüyor, dönüyor. Kapatayım mı? Hayır, biraz daha kalsın. Ay, keşke yağmur yağsaydı. Hadi biraz gezelim, belki yağ. Hadi yaşa. Şu Nurçin çabucak iyileşse de gelse. Neyse, ben işime döneyim. İşte çiçeklerim. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On sarı çiçek. On. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. On. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. On. On sarı, mis gibi kokan çiçek. Şimdi bunları güzel bir buket yapmalıyım. Nereye yapacağım? Gülçin, şu tezgahın altında Elmer'in renkli kağıtları var. Onları kullanabilirsin. Ama ben yazamam ki. Ama ne yapacağım biliyorum. İşte oldu. Gidelim. Hop.
Kakule olmuş mu? Aferin Gülçin. İsimlerinizi ne güzel yazmışsın. Teşekkür ederim. Hazır mısın Gülçin? Evet hazırım. Gidebiliriz. Buketin ne güzel olmuş. Nurçin görünce çok beğenecek. Benden de selam söyleyin, tamam mı? Söyleriz. Aha, söyleriz. Söyleriz. Evet. Gittiler. Ara 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 ara. Hey, kimsin sen? Kimden kaçıyorsun? Nereye gidiyorsun? Bana mı söyledin? Kimden kaçıyorsun diyorum. Bak, buraya saklanabilirsin. Neden saklanacakmışım? Kimseden kaçmıyorum. Ben her sabah ormanda koşarım. Ama hiç buraya kadar gelmemiştim. Sen niye koşuyorsun? Hem de her sabah. Ben de bazı sabahlar uçarım ama her gün her günde olmaz ki. Koşuyorum hem de her sabah. Çünkü sağlığımı böyle koruyorum. Tamam anladım. Kimse seni kovalamıyor ama sen sağlığını kovalıyorsun. Öyle sayılır. Sen ne tatlı bir kuşsun. Kuş değil. Benim adım Kakule. Kakule. Senin ismin neydi sporcu bayan? Benim ismim Sinem. Ay, ismi de pek güzelmiş. Peki sağlığını koşarak nasıl koruyorsun? Anlamadım. Her sabah koştuğumda temiz hava alıyorum. Aa, burada zaten temiz hava var. Benim uçmama gerek yok. Oh. Ama sadece temiz hava almak için değil. Hem kaslarım güçleniyor hem de gereğinden fazla kilo almama engel oluyor. Ve kendimi çok mutlu hissediyorum. Bak işte bunun için koşmaya değer. Ötekiler de önemli ama peki koşunca nasıl mutlu oluyorsun? İçime temiz havayı dolduruyorum. Kuşların seslerini dinliyorum. Yemyeşil ormanı seyrediyorum. Bir de senin gibi güzel bir kuşla tanışınca mutluluktan uçuyorum. Pardon, kakule demek istemiştim. Ah, hiç önemli değil canım. Ben de seni tanıdığıma memnun oldum. Sen en iyisi her sabah burada koş. Sen koşarsın, ben uçarım. Tamam mı? Burası benim için oldukça uzak. Ama ara sıra buraya kadar koşar, seni görürüm. Olur mu kakülecim? Tamam, beklerim. Seni Gülçin'le tanıştırırım. O da çok spor yapıyor. Her sabah koşmuyor ama her sabah spor yapıyor. Evet olur ama şimdi gitmem gerek. Hoşça kal Kakule. Güle güle. Kimse beni sevmiyor. Siyah diyorlar. Ben çiziyorum. Ben boyuyorum. Ama o yine de siyah diyorlar. Ama sen siyahsın. Siyah olmak saçma. Elim yüzüm kirpas içinde. Şu halime bak. Kirpas içindeyim. Daha yeni ayakkabıları boyadım. Üzülmemelisin. Evet, tabii. Sen onu giy, benim şu sipsivri külahımı anlat. Şöyle bir inci boyayamadım ha. Ama siyah inciler de var. İyi hatırlattın. Bir zamanlar boyamıştım. Ama biliyorsun, onlar çok nadirdirler. Bir gün, beyazın çok işi varmış. Hey siyah, şu incileri boyar mısın dedi. Değişiklik olur dedim. Değişikliklerde her zaman fayda vardır. Yani bazen değişiklik yapmak gerekir. Sonra? Bir inci siyaha boyayabiliriz. Ben de boyadım. Ama karı siyaha boyamak. Yani asla olamaz. İyi olmaz. Bak sen de siyah sevmiyorsan. Siyah bir karı, siyah bir dondurmayı hiç kimsenin seveceğini sanmıyorum ben. Bak Mavi. Ne var bunda? Ne olur sanki buzdolabını siyah boyasam? Boya bir şey olmaz. Bir gün siyah eşya dense ne olur sanki? Belki ben bir koltuk takımını siyah boyasam ne olur şimdi ne olur? Evet, geçen gün vitrinde çok güzel bir koltuk takımı görmüştüm. Çok güzeldi. Onu ben boyamıştım. Bak, şimdi herkesin işi var. Ben de meyve boyamıyorum ama sen her şeyi çiziyorsun. Ya şu çizmek ne kadar zor bir iş biliyor musun? Her şeyi ama her şeyi. Şu yazmak ne kadar zor bir iş biliyor musun? İnce ince yaz. Hele gece.
Geceyi karartmazsam yıldızlar öyle güzel parlar mı? Mavi, mavi. La 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 la. Arkadaşlarım ne yaptılar acaba? Hadi gelin bakalım. Geliyorum, ben kazanacağım, ben kazanacağım. Ben hayır dur, dur bir. Çekil bakayım şöyle. Evet, ya, ben kazandım, ben kazandım, ben kazandım. Ama ben daha hızlı koştum. Ama salıncağı ilk oturan kazanır demiştik. Tamam, tamam. Ama ben daha hızlı koştum. O kadar da hızlı koşmuyorsun Yalçın. Benim ayağım taşa takılmasaydı seni mutlaka geçerdim. Geçemezdin işte, geçemezdin. Bir daha yarışalım istersen. Hadi, hadi yarışalım. Tamam, ama ben sana söyledim. Yürü, sen beni geçemezsin dedim ama sen bana inanmadın. Ben dememiş miydim? Hayır, şimdi kavga ederler. İşte ayağım taşa takıldı diyorum. Durun artık. Ne yarışı Yalçın? Yalçın! İşte Kakule de burada. Bize hakemlik yapabilir. Kakule, bize hakemlik yapabilir misin? Aha. Hayır, yapmam. Siz hiç soruyor musunuz? Elmur nerede? Gülçin nerede? Sen sabahtan beri yalnız başına burada ne yapıyorsun? Çiçeklerle mi konuşuyorsun? Oyun oynayacak kimse bulamadığın için yatıp yatıp uyuyor musun? Elmur nerede? Gülçin nerede? Nurçin'i ziyarete gittiler. Aa, biz de gitmek istiyoruz. Evet, bizi niye götürmediler? Siz ormanda piknik yapıyordunuz. Ama ben ona bizimle gelmek ister misin diye sormuştum. O da gelmek istemedi. Şimdi biz suçlu muyuz yani? Yok canım, suçlu değilsiniz. Ama neden gelmek istemedi hiç düşünmediniz ki. Aldınız başınızı gittiniz. Ama o da bizim oyunlarımıza katılmak istemiyor. Yok şöyle yapalım Narçin, yok böyle yapalım Yalçın, böyle deyip duruyor. Biz giderken Gülçin biraz üzgün görünüyordu. Çünkü Gülçin Nurçin'i çok özlemişti. Kendini çok yalnız hissediyordu. Yalçın, senin ayağın kırılsaydı, uzun süre seni göremeseydim, eminim ben de kendimi çok kötü hissederdim. Evet, ben de. Keşke gelmek istemiyorum dediğinde olsun, yine de gel deseydim. Belki bir kere daha gel deseydim gelirdi. Neyse canım, olan oldu. Parçanın arkadaşları Nurçin Gülçin ve Yalçın'ı ister misin tanımayı? Kakuli'yi Narçın'ı. İyiydi. Gülçin sen nasılsın? Çok iyiyim, çok mutluyum. Kakule, Gülçin'in üzgün olduğundan emin misin? Artık arkadaşını gördü. Keyfi yerine geldi tabii. Yalçın, Narçın, Nurçin'in size çok selamı var. Nasıl? O iyi mi? Evet evet, çok iyi. Bakın, hepimize de çiçek gönderdi. Bu senin. Evet. Bu senin. Bu da senin. Teşekkür ederim. Kırmızı galiba. Bu da senin için Kakule. Canım, canım. Nasıl? Ne güzel. Gülçin, bunu çitime takar mısın? Evet, seninki de güzelmiş. Bak bak, benimkine bak. Çok güzel oldu. Kakule, benim çiçeğimi de çiçeğine takabilir miyim? Hadi tak tak. Benim çiçeğim de olmasa. Benim bir de. Evet, ben de takacağım. Ben benimkinde, benimkinde. Taktım. Kakule dostum, çitin çiçek bahçesine döndü. Beraber avuç suyu içelim mi? Oley! Oley! Bal, oley! Yumurta. Her gün yerim mutlaka. Sağlıklı ve mutluyum. Büyürüm, büyürüm. Tarçın ve arkadaşları bugün de bitti. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın. Tarçın'ın arkadaşları Gülçin, Nurçin ve Yalçın'ı ister misin tanımayı? Kakule'yi, Narçın'ı, Elmer onlar.